Efendim merhaba, başarı hikayelerine hoş geldiniz. Ben Yaprak Özer. Bugün sizi benim için çok özel bir konukla tanıştırıyorum. Aslında bütün Türkiye tanıyor onu, dünyada da çok yakından tanıyorlar. Sayın Şafak Pavey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir eksenimizi oturtmak için bir kere hani pek çok noktayla tanınıyorsunuz ama ben bir iki tane noktayı da hemen altını çizmek istiyorum. Siz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikaları bölümünü bitirdiniz. Yani lisans eğitiminiz Westminster Üniversitesi'nden. Sonra London School of Economics'ten de milliyetçilik, etnik köken ve azınlık hakları üzerine master yaptınız. Dolayısıyla nereden geldiğinizde bir miktar bilelim. Yalnızca sizi kazalarla anmak istemiyorum çünkü. Bunların hemen ardından da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalıştınız çok uzun bir süre. Burada yine aslında azınlıklar, yani engelli olan, kadın olan, efendim işte şiddete uğrayanlar, Cezayir, Sahra, Mısır gibi, ondan sonra Yemen, Lübnan, Suriye, Irak, İran gibi aslında pek çoğumuzun da ayak dahi basmak istemediği yerlerde çalıştınız. Siz niye böyle kendinize eziyet ettiniz? Dünyanın çözüm arayışı içinde olan kriz bölgelerine de bulunacak çözümlere bir katkım olur diye. Evet, bunun adına siz nasıl bir yurttaşlık diyorsunuz? Aktif vatandaşlık diyorum. Aktif vatandaşlık. Aktif dünya vatandaşlığı diyorum. Yani aktif dünya vatandaşlığıyken işte şimdi de ülkemde ulusal anlamda vatandaşlığımı yapmaya çalışıyorum. Başka birinin yaralarını sarmadan kendinize de çözüm bulamayacağınıza inanıyorum. O yüzden uluslararası olarak her çözümün uluslararası bir aksinde de çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutlu musunuz? İyi ki döndünüz mü? İyi ki döndüm. Tabii çok mutluyum. Yani aktif vatandaş olabiliyor musunuz peki? Döndünüz de hani aktif vatandaş olacağım deyince aktif vatandaş olunabiliyor mu? Aktif politik anlamda, politikada ve parlamentoda aktif parlamenter olarak hayatıma devam ediyorum. Vatandaşlarımızın sesi bir nebze olabilirsem her alanda, uzmanlığım olan her alanda çok mutlu olacağım. Daha çok erken, Evet. çok yeni adımlar. O yüzden yavaş yavaş göreceğiz. Umuyorum hem kendimi hem de bana büyük bir inanç, sevgi ve umut besleyen benim varlığımdan insanları hiç mahcup etmem. Peki bu uzun süre düşündüğünüz bir şey değildi galiba, değil mi? Birden yani ansızın oldu. Hayır, kariyer politikacısı değilim. Hiçbir zaman siyasetçi olmayı düşünmedim. Aslında aktif vatandaş olma kavramını da siyasetçi olmadığımı dile getirmek için onun karşısında geliştirdiğim Niye bir kötü bir şey kavram. mi siyasetçi Kötü bir olmak? şey değil. Politika ile siyaset kavramı ikisi ayrı kelimeler. Politika poliden geliyor, çoğulculuktan geliyor. Siyaset ise seyis etmekten geliyor. Arapça kökenli bir kelime kendisi. Ve ben kimseyi seyis etmeye haşa hiç öyle bir istemim de yok. Tam tersine katılımcı, gerçek demokraside olması gereken herkesin sesinin var olduğu bir mecliste var olmak için geldim. Herkesin sesi var mı o mecliste sizce? Herkesin sesi olmalı bence. Onun Olmalı. için de elimizden geleni yapacağız. Yapacağız. Peki. Engellilik, bedensel fonksiyonlardaki hasarlar nedeniyle meydana gelen kayıpların yarattığı sosyal dezavantajlardır diyor bunun tarifinde. Şimdi engellileri engelsiz bir hayata kavuşturabilme umudumuz olmasa zaten burada olmazdınız. Onu biliyorum. Ama ne kadar var? Zorluklarını da yavaş yavaş her ne kadar yeni olsa da siyasetteki mevcudiyetiniz Ankara'daki ne kadar mümkün olacak engelleri ortadan kaldırabilmek? Şimdi kavramlar üstüne başlarsak benim en son görevim ayrılarak buradan çok sevdiğim bir görevimden ayrıldım ve çok sevdiğim başka bir görevde yeni bir meslekte yolculuk etmekteyim. O da yerel anlamda politikada yer Evet. almak. Son mesleğim dünyada kurulan ve Türkiye'nin imzası ve onayını da almış 186 ülkenin aslında imzasını ve onayını almış. Dünya Engelli Hakları İnsan Hakları Sözleşmesi Sekreteriyası'nın kurucu başkanıydım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları kapsamında çıktı bu. 9. sözleşme olarak insan haklarından ve diğer sözleşmelerde işte kadın hakları, çocuk hakları, işkence kurbanlarının hakları, Evet. faili meçhuller ve ailelerin hakları diye alanları var.
Bütün bunlar biliyorsunuz evrensel insan hakları bildirgesine uyamadığımız için insanoğlu olarak teker teker spesifik haklar vermek zorunda kalmışız. Şimdi insan hakları çatısı altında engelli haklarının çıkmasının nedeni aslında bu sosyal ve sadaka bakışının değişip bunun bir insan hakkı olduğunu anlatmaktı. Ve orada en büyük yaptığı iş bu insan hakları sözleşmesinin engelli haklarında engelli tanımını yapmayarak oldu. Engelli tanımı bir herhangi bir kayıptan değil, toplumun bir bireyin toplumla karşılaştığında, kamu alanında, herhangi bir toplumla karşılaşmasında dışlanması, aşağılanması, hor görülmesi, engellenmesiyle engelli vatandaş olmasından bahsediyor. Yani Afrika'da, Ruanda katliam yaşanırken, gözlüklü bireyler, gözlük takması gereken bireyler entelektüel sayıldığı için bir kıyımdan geçirildiler. Ve o gözlüğe ihtiyacı olan, görmesi için o gözlüğü takması gereken insanlar artık gözlük takamayarak engellenmiş oldular. Görme kabiliyetleri engellenmiş oldu. Çünkü onların aydın sınıfına mensup olduğunu düşünüp, yani bu fiziki zorluklarından dolayı taktığı gözlük o kadar sembolik bir anlama geliyordu ki bunun için kelileri uçuruluyordu insanların. Sokakta silahla kafalarından vuruluyorlardı. Dolayısıyla gözlük takmaktan vazgeçti Ruandalılar ve bir kör nesil oluştu. Yani görmeyen, okuyamayan, gözlüğünü takamadığı için. Ve başka taraflardan da engellenen aslında ve engelli olabilen aslında. Engellenmek bu anlamda insan hakları tarihine giriyor. Yani o da engelli, o da engelli. Yavan tarifi açtığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Ama engelli olmak yalnızca fiziki olarak engelli olmak da değil. Başka şekilde de engelleniyor olmak. Tabii. Ama ben şu fiziki engellilere geri dönecek olursam, Türkiye'de 8,5 milyon galiba değil mi engelli vatandaşımız var. Ben bu kadar büyük bir kitle olmalarına karşın seslerini yeterince duyuramadıklarını zaten görüyoruz. Bu neden? Yani neden daha etkili, daha güçlü olamıyorlar? Daha etkili aslında seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama her şey sadaka ve bağış kültürü üstünden gidiyor. Sadakadan değil aslında kastediyoruz. Çünkü o çarpıcı bir tanımlama bir yandan da. Engellilerden utanmamız, onları evlere kapamamız, onları yok sayıyor gibi davranmamızı mı anlatıyor bu? Evet, bir yandan bu yaşanıyor ve toplumda konuşamadığımız gerçeklikler var. Akraba evliliklerinden tutun. O ailenin engelli bir çocuğu olduğu için o annenin günahkar olmasına kadar varan eksik, algılar var. Eksik, günahkar. Eksik, günahkar. Zaten doğuştan günah bu çocuğun kendisi gibi bakışlar var. Bu bakışları ve bu algıları değiştirmeden, toplumdaki değerleri değiştirmeden kolay kolay bir yere varamayız yasalarla sadece. Ama yasalar üstünde ben kesinlikle çalışacağım. Böyle bir çalışma içinde zaten varım. Ama o toplumun değerleriyle o yasaları nasıl bir araya getiririz? Ona bakmamız gerekiyor. Sadece evlerine, yani evlerine kilitlenmiş, arka bahçelerde saklanan, arka odalarda kilitli olarak karanlık odalarda yaşayan o kadar çok çocuğumuz var ki. Bunlar diyorsunuz nasıl seslerini duyuracaklar? Sorumun cevabı bu. Onun için onlar bir güç olamıyorlar. Ama siz... Efendim tekrar merhaba. CHP milletvekili Sayın Şafak Pave ile birlikteyiz. Hemen CHP'nin adını anarak CHP'den giriyorum. CHP'den aday olmanız söylemlerini beğeniyor muydunuz? Yani var mıydı bir ilginiz? Daha sonraki yani şu andaki konumunuzla daha önceki Birleşmiş Milletler çalışmalarının sırasında CHP ile bir irtibatınız var mıydı? Yoktu. Benim CHP ile organik olarak örgütle hiçbir bağım olmadı. Türkiye'de herhangi bir siyasi partiyle şimdiye kadar olmadı. Evet. Bu teklif ta ki bu teklif gelene kadar bana ve çok ani ve sürpriz olarak gelmiş bir şey. Ya öyle olmuş. Bu da Türkiye'ye özgü olsa gerek. Peki ne kadar düşündünüz? Çok az düşündüm. Ülkemde biraz daha nabzı hızlandırmak ve bizi izleyenleri, halkımızı artık daha fazla üzmemek gerektiğini düşündüğüm için çok kısa geçeceğim ama kritik bir dönem yaşandığını düşünüyorum. Evet. Haklar, özgürlükler açısından, demokrasi ve
büyük bir test olduğunu düşünüyorum bu dönemi. Ve biz yurt dışında yaşayan Türkiye'li göçmenler diyelim. Evet. Bir gözümüz ve kalbimiz, yüreğimizin hepsi neredeyse Türkiye'yi izleyerek geçer. Orada başarılarınızı edinirsiniz, bir hayat geçirirsiniz. Hem de sizinkisi hayli iyi bir başarıydı değil mi? Evet, çok yükseldiğim bir görevim vardı. Çok da gönülden sevdiğim bir görevim vardı. Ama bir gözünüz de vatanınız için atar kalbiniz. Ve dolayısıyla bu dönemde bana böyle bir teklif gelmiş olmasını belki çok uzun zamandır içimde ateş topu gibi ben ülkem için ne yapabilirim, nasıl şimdiye kadar yaptığım tecrübeleri geri döndürebilirim sorusunun bir cevabı olarak gördüm. Ve kabul ettiniz. Ve hemen kabul ettim. Annenize evet. Sordunuz mu? Anneme bizi... sormadım, annemden sakladım. Annenize, tabii yani neden annenize sordunuz mu diye belki bazı izleyenlerimiz bunu kaçırmış olabilirler. Bir sizin anneniz benim de gazetecilikten arkadaşım. Çok evet. Aktif, çok da değer verdiğim birisi. Ama sizin anneniz özel bir anne. Yani evet, sizinle birlikte aslında pek çok konuda da hem destek oldu hem sizi yönlendirdi değil mi? Yani hayatınız öyle gül bahçeleri içerisinde geçmedi. Bunu hep birlikte izledik. O da bunların evet. içerisinde. Fakat dostumdur dostunuz benim. Dostunuz da. Evet. Fakat bir de protest kimliği var. Onun için sordum. Yani o ne dedi? Hayır der miydi? Protest kimliği yani şu anlamda çok yüksek bir görevden geldim ben evet. buraya Birleşmiş Milletler'de. İnsan Hakları Sekreterisi Başkanı'ydım dediğim gibi. Evet. Yeni bir sözleşmenin imzasını attım ve sözleşme derken İnsan Hakları Sözleşmesi. O yüzden o çok benim kalıp bu anlamda Türkiye'yi temsil etmemin çok daha değerli olacağını düşünüyordu. Benim de çok fazla yani yıpranmamdan aslında çok korktu. Korktum. Tabii ki endişeleri o yönde. Endişelendi ama idealizm uğruna geldim ve kendisi de zamanında ben idealistti. Ben eminim pırpır atıyordur yüreği şimdi zaten. Aslında bir takım korkuları da yer yer başınıza geldi. Yani şimdi siz yalnızca engellilerle ilgili çalışmayacaksınız. Kadınlar için de çalışacaksınız. Evet. Ve ne yazık ki bu ülkede erkekler kadınları çok sevdikleri için onları çok hırpalıyorlar. Çok kadına karşı şiddet inanılmaz. Kadına karşı artıyor. Şiddet. Peki bu şiddeti siz de yaşadınız ve ben biraz onu konuşmak istiyorum aslında. Yani siz bir gece bir otoparkta sizi dövdüler. Evet. Doğru mu? Yanlış mı söylüyorum? Evet, lütfen Beyoğlu, uyarın beni. Beyoğlu'nda bir sokakta İsveçli bir gazeteci grup ağırlarken burada. Evet. Onlarla kadına karşı şiddet konusunu aslında inceliyorduk Türkiye'de. Daha ilk günüydü. Akşam yemeğe çıkmıştık misafirlerimizi ağırlamak için. Diğer Türk gazeteci, kadın gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. Sonra ben aynı şekilde İsveçli ağırladığımız grupla otele doğru giderken sokakta bir arabayla ayağımın üstünden geçti bir araba, otoparkçı. Evet. Ben buna itiraz edince yani konuğumun ayağının üstünden bu kadar sıslı, bu kadar dar bir sokakta bu kadar sert araba kullanmak zorunda değilsiniz dediğimde arabadan inip beni bayağı bir sokakta herkesin hırpaladı. Gözü önünde hırpaladı. Yerde tekmelemek dahil olmak üzere. Hayır, protezleriniz kırılmış. Evet, bacak protezim kırıldı. Bunu daha sonrası daha acıktı benim için. Çünkü ona buraya kadar bütün aslında. Dünyada yaşanan bir kadına şiddet var. Bunu onayladığımız için değil ama bu yaşanıyor. Bundan sonrası maalesef Türkiye'ye özgü bir şey diye düşünüyorum. Bana ilk sorudan daha 400 metre ilerideki bir polis merkezinden gelinmedi bir kere bu yaşanırken. Herhangi siz bir gittiniz. Yardım. Evet, ben çeşitli zorlukları aşarak ve irtibatlar kurarak bir yer bulup sığındığımda o emniyet müdürü tarafından bu saatte sakat ve i̇şinle. Kadın başına sokakta işin ne sorusuyla karşılaştım. Bu işte bunlar tokat gibi inen. Yani bir tane daha tokat gibi inen bir şey var. Yani bu zaten çok feci bir şey ama yasalar önünde de sizin vücudunuza herhangi bir darp almadığınız. Evet. Çünkü protezinizin aslında evet. burada kırıldığı değil mi?
Evet, yani vücudundaki çürükler, onlar bunların dışında protezim de kırıldı ve bu çok emek sarf ettiğiniz, kendi imkanlarınızla yani edindiğiniz bir şey. Herhangi bir sosyal sigortadan yararlanmadan. O da vücudumun bir parçası sayılmadı. Kırılan bacağım. Biz onu kendi imkanlarımıza tekrar tamir ettirip, yaptırıp davada düştü zaten. Evet. Kamu davası olarak. Bir şey sormak istiyorum. Tekrar buna devam edeceğim ama kendi imkanlarımız demişken hemen o konunun üzerine gideyim. Bir protez bacak ne kadardır? Bu çok değişen bir alan. Yani bir protez bacak ne kadardır? Ben bunu Hindistan'da kendi imkanlarıyla yapan doktoru da biliyorum. Çok fakir bölgelerde çalıştım. Hindistan'da bir doktor su borularından yapabiliyor. Bacak yapıyor. Mesela bunu 5 dolara yapıyor. Bundan tutun çok gelişmiş teknolojilere kadar 15 bin 20 bin dolara kadar normal piyasada var olanlar bunlar. Evet. Yani çok çok pahalı. Çok pahalı ve de her zaman da uymayan. Asıl problem de bu zaten, değil mi? Öyle gidip de hemen raftan bir tane.